Dolayısıyla bir sene hazırlanıp ikinci sene yavaş yavaş şey yapıp süper bir futbol ortaya koyup şey yapan bir takımdı. Altıncılık oldu. Bizim geldiğimizden önceki 10 sezonu sizler daha iyi bilirsiniz. Bursa'da çalışan arkadaşlarımız. Bir sene iki sene değil 10 seneyi bahsediyorum. Bir sene küme düşmüş takım. 2 sene ikincilikte oynamış. Geri kalan 7 senede de 10'unculuktan yukarı netice yok. Bu takım Nisan ayının sonunda kümede kalmayı garantilediği zaman sokaklarda bizim şampiyonlukta yaptığımız konvoylar yapılıyordu. Ben de hatırlıyorum o dönemleri. Oradan geldik. Bu takım şampiyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu, kupa finali oynadı, beşinci oldu. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Sonraki sezonda Avrupa Kupası'na katıldı 8. olurken. Orada da Eskişehir'de biliyorsunuz kupa finali oynayıp yine biz yani şey olarak Eskişehirspor olarak Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandık. Şeyden dolayı UEFA'nın men cezasından dolayı Bursaspor gitti biliyorsunuz. Yani orada da bizim şeyimiz var. Bir emeğimiz var. Bursa şehrinin, Bursaspor'un bizim hayatımızda çok farklı bir yeri var. Bunu defalarca söyledim ben. Umuyorum ki gerçek Bursasporluların, Bursaspor'a gönül vermiş insanlara da bizim farklı bir yerimiz vardır. Yani şampiyonluğu yaşamışsın, Şampiyonlar Ligi oynamışsın, Avrupa Kupalarına gitmişsin, işte Manchester'ı görmüşsün. O yüzden tabii bugün hakikaten zor bir gün bizim için. Yani burada şimdi bir grup taraftar diyeceğim diyemiyorum çünkü stadın geneline yayıldı bu iş. Yani hayatımda ilk defa bir taraftar grubu, tabii kötü dönemlerimiz oldu, uzun süre maç kazanamadığımız dönemler oldu. İlk defa bir taraftar grubu beni istifaya davet etti. Yani ne acıdır ki bu da Bursaspor taraftarı olduğu için. O yüzden çok fazla konuşamıyorum.